Ankara'da İstiklal Mahallesi'nin hikayesiyle devam edeceğiz. Mimari özellikleriyle büyüleyen bir mahalle ve şimdilerde şehrin ortasında unutulan bir tarihi temsil ediyor. Yıllar geçtikçe bazı evler bakımsızlıktan yıkıldı. Bazı evler ağır hasarlı durumda. Habertürk ekibi bir zamanlar Yahudi nüfusunun yaşadığı o mahalleye gitti. Hem tarihi dokuyu görüntüledi hem de mahallenin akıbeti ne olacak sorusuna yanıt aradı. Yahudiler ve Müslümanlar bu mahallede çok böyle barış içerisinde yaşıyorlar. Mahallenin çevresinde her bir köşesinde bir cami var aslında. Hani camilerin arasında kalmış bir Yahudi mahallesinden bahsediyoruz. Bir yanda cami, diğer yanda sinagog. Farklılıkların zenginlik sayıldığı Ankara'nın kalbinde huzur ve hoşgörünün izleri İstiklal Mahallesi. Mimari özellikleriyle büyüleyen evlerin yer aldığı mahalle, şimdilerde şehrin ortasında unutulan bir tarihi temsil ediyor. Yok olmaya yüz tutmuş evlerin akıbetinin ne olacağı bir türlü çözüme kavuşmuyor. Altındağ ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi yüzyıllarca Yahudi ailelerine ev sahipliği yaptı. Zaman zaman Yahudi ailelerin sayısı azalsa da Müslümanlar ve Yahudiler uzun yıllar burada birlikte yaşadılar. Mahalle, Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Ulus Meydanı'na yürüme mesafesinde. Osmanlı İmparatorluğu döneminde farklı isimlerle adlandırıldı. Çeşitli kaynaklarda Hacendi, Öksüzce ve Hoca Hindi gibi isimlerle yer aldı. Ardından İstiklal adı verildi. Yahudilerin Ankara'daki varlığı çok eskilere dayanıyor. İstanbul'da Pera'nın İstiklal Caddesi olması bir anlam taşır. Ama Ankara'da kozmopolit denilebilecek herhangi başka bir yer olmadığı için İstiklal ismini buraya veriyorlar. Roma döneminde varlar, ne bileyim işte Selçuklu Osmanlı döneminde varlar. Osmanlı döneminde aslında bu Helenistik dönemden beri gelen Yahudilere Romaniyotlar adı veriliyor. Aynı zamanda 14. yüzyılın ortasında Almanya ve Doğu Avrupa tarafından bir Yahudi grup daha Ankara'ya geliyor. Baskıdan kaçıyorlar, Ankara'ya da geliyorlar. Yahudi toplumu ve Müslümanlar yüzyıllar boyunca hoşgörü içerisinde mahallede yaşıyor. Bir tane sinagog yapıyorlar. Bu sinagogun yapılış tarihi 1840. Ve artık hepsi bu üç toplulukta tek bir topluluk olarak burada ibadetlerini sürdürmeye devam ediyorlar. İnşa edilen tüm o yapılar hoşgörünün simgesi oldu. Günümüze kadar varlığını sürdüren arkamda gördüğünüz Ankara Sinagogu da camilerle birlikte ibadet merkezi oldu. İşte tüm bu kültürel yapılar mahallenin kültürel miras alanına dönüşmesini sağladı. Yahudi bir aile tarafından yaptırılan bu evde dış cephe özellikleriyle dikkat çekiyor. Kesme taşları, ahşap kapıları, pencereleri ve motifleriyle Yahudi mimarisine ait tüm özellikleri taşıyor. Eski Türk yapıları tamamen enine doğru genişler ama Yahudi evleri arkaya doğru avludur. Yani alınlıkları ön taraftadır, arkaya doğru avluları vardır. Yasef Russo konutu bu mahallede günümüze kadar gelmeyi başarmış, ayakta kalmış nadir evlerden bir tanesi. Ancak onu diğer evlerden ayıran en büyük özelliği ise iddiaya göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu evde bir gece konaklamış olması. Şu an arkamızdaki ev Yasef Russo evi olarak bilinen ev. Eğer Atatürk'ün kaldığı hani rivayeti doğruysa, gerçekten kalmışsa bu evde kalmış. Yahudi ailelerin mahalleyi terk etmesinin en büyük nedeni ise varlık vergisi, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve İsrail Devleti'nin kurulması. Yahudiler mahalleyi 1948 ve 50 yılı arasındaki 2 yıllık dönemde terk ettiler. Ne oldu bu dönemde? Bu mahalle bir anda boşaldı. Burada yaşayan o tarihlerde yaklaşık 200-300 kadar Yahudi aile vardı. 1940'tan sonra buradan gitmek zorunda kaldıkları için konaklarını satıyorlar, evlerini satıyorlar. Bazıları hala kendilerinde kalıyor. Yerleşim olarak artık Türkiye'de ticaret yapamayacaklarını anlayınca daha farklı ülkelere, İsrail'e, Yunanistan'a, Fransa'ya ve Amerika'ya geçiyorlar. Tek istisna doğup büyüdüğü mahalleden ayrılmak istemeyen Saray'dı. Ben gitmeyeceğim, ben burada doğdum, burada yaşadım.
burada öleceğim dedi. En son böyle çaresiz kalınca hani kendine bakamaz hale gelince Yahudi cemaatinin teklifini kabul ediyor ve İstanbul'a götürüyorlar. Orada yaşlılık evine yatırıyorlar. Orada da vefat ediyor. Yıllar geçtikçe mahalledeki bazı evler bakımsızlıktan yıkıldı. Bazıları ağır hasarlı. Sit alanı statüsünde olduğu için evlere izinsiz çivi bile çakılamıyor. Yaşamını sürdüren birkaç aile tadilat yapabilmek için birçok prosedürle karşı karşıya. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstiklal Mahallesi'nin de yer aldığı Kültür Aksı projesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bir zamanlar bütün kapıları açık olan mahalle, tekrar eski günlerine dönmeyi bekliyor.